Maşallah. Sence ben sana hemen cevap verir miyim? Bu tatlılık ne? Önce onu bana bir anlat sen. O burnun şekerliği, o dudakların güzelliği, gözlerin güzelliği, yüzündeki o masum şeker ifade ve çok sevileceğini bilmiş olmanın o tatlılığı, seni çok seveceğimi bilmenden emin olman. Dünyalar tatlım benim. Bir daha dinleyeyim seni. Eğer her şey kaderde belliyse neden imtihan oluyoruz? Canımın içi imtihan olmuyoruz aslında. Adı imtihan. Allah bizi bize gösteriyor. Ne olduğumuzu anlıyoruz. Bizi bize sevdiriyor. Bize aşkı öğretiyor. İmtihan denen şey aşkın öğretilmesidir. Sevginin öğretilmesidir. Yani neden kendimizi sevdiğimizi, neden etrafımızdaki sevdiğimizi görüyoruz. Mesela ben kız arkadaşlarımı çok seviyorum. Dava arkadaşım. Sabırları, vefaları, güzel ahlakları, namusu, haysiyeti, şerefi, aklı, Allah'a hizmetleri, her şeyini görüyoruz. Onu görünce tabii coşkun bir sevgi oluyor kalbimizde. Siz de beni tanıyorsunuz. Bendeki mümin özelliklerini görüyorsunuz. Siz de beni seviyorsunuz. Birbirimizi tanımış oluyoruz. İmtihan denen şey budur. Yani kulun kendi kendini sevmesi, kulun Allah'ın diğer kullarını sevmesidir. İmtihanın amacı budur. Ben balımı bir daha dinleyeyim. Eğer her şey kaderde belliyse neden imtihan oluyoruz? Ama çok tatlı ya. Yani 20 kere seyretsem doymam bunun tatlılığına. Canımın içi Allah mesela bak seni gösteriyor, sevdiriyor. Eğer imtihan olmasa mesela şimdi bu saate kadar devam ediyor. Allah senin güzel yüzünü gösteriyor. Mesela Allah seni sevdiriyor ve tanıtıyor. Biz senden ahirette beraber olacağız inşallah. Cennet arkadaşı olacağız. Şimdi tanımasam ben seni, ahirette görsem diyorum ki kim bu genç kız derim. Ama şu an tanıdım ben seni. Ve cennette senden arkadaş olduğumda hiç şaşırmam. Yani müthiş bir coşkuyla sana sevgimi ifade ederim. Sen de aynı şekilde sevgini ifade edersin. Dolayısıyla bir tanışma yeridir. Zaten ayet diyor ki bak, bir tanışma vakti diyor. Dünya için ne kadar kaldınız diyorlar. Bir tanışma vakti. Bak sır orada veriliyor. İki kelime. Tanışma vakti. O kadar. Evet dinliyorum.